Ben İznik Tacir Köyü, 1959 doğumluyum. 1971'de ilk öğretim okulumu 5. sınıftan tamamladıktan sonra 4 sene çıraklık yaptım. Amcamın yanında, Mustafa Saraç amcamın yanında, rahmetli, Allah mekanını cennet etsin. Bunun yanında ayrı bir ustam daha vardı, Roman. Adapazarı doğumlu, o da burada demircilik yapıyordu. Yaklaşık 2 sene de onun yanında çalıştım. Ve 1975 yılında rahmetli babam bana bu sanatı, dükkanı açtı. 1975'ten beri yaklaşık 45-46 senedir demirciliği devam ediyorum. Yıllardır köyümün ve çevre köylerimin işlerini görmeye çalışıyorum. 5 kardeşiz, 3 oğlan, 2 kız. Evliyim, 2 tane kızım var. Biri evli, 2 tane torunum var. Bu demircilik sanatının sayesinde bu hallere geldim. Allah'ıma şükürler olsun. Çoluk çocuğumun rızkını buradan temin ediyorum ve geçimimi buradan sağlıyorum. Az çok bahçem var ama o kadar da değil yani. Sonuçta bu meslekte emekliliğimi de buradan oldum. Allah'a şükürler olsun. Yine bugünlerde yine devam ediyoruz. Yaşım 61 olmasına rağmen sanatı yine devam ettiriyorum. En çok müşterilerimiz genelde çiftçiler, tarımla uğraşan kişiler ve ormanda çalışan kişiler, orman işleri yapanlar. Balta ihtiyaçları olduğu için baltalarını biz yapıyoruz. Tabii keskin olması lazım. Çiftçilerimizin daha önceden bizim köyümüzde yani traktör yokken yıllardan 80'li yıllarda bahsediyorum. 70'li 80'li yıllarda traktör tabii daha buraya 90'larda 2000'lerde girmeye başladı çift çeker traktör falan. Daha önceden atla bizim tarlalarımızı sürüyordu. Öyle oluyor ki öğleye kadar bir demir takıyorsa öğleden sonra ikinci demir takmak zorunda kalıyor. Çünkü hayvan zorlanmasın diye. Sabahleyin müşteri burada sıraya beklerdi, sıraya girerdi yani. Sabah namazını kıldığımız zaman erken saatte besmele çeker, dükkanımızı açarız. Güneş üzerimizden doğması mümkün değil, erken kalkıyoruz. Çifti zaten bizi uyutmuyor. Bu mesleği zevkle yapıyorum, seve seve yapıyorum. Ve zevk, yaptığım işten gurur duyuyorum. Önce yaptığım alatı, kazma olsun, balta olsun, her ne olursa olsun. Önce kendim beğeniyorum. Benim hoşuma gittikten sonra zaten müşterimin hoşuna gidiyorsa onu zaten alıyor benden yani. Demircilik mesleğinin piri Hazreti Davud Aleyhisselam. Demircilik sanatını yaparken çekiç, örs, kısaç, ocağa su serpme, şuradaki bahsettiğim şey, bundan su atarız ocağa fazla yandığı zaman. Ve bunun yanında ocağımız olmazsa olmaz kömür ve şu teknede görünen su. Demirlerin suyunu burada veriyoruz belirli bir derecede. Onun yanında kaynak makinesi, matkabımız, bileme motorumuz, spiral motorlarımız, pafta takımlarımız. İşte bu takımlarla bu sanatımızı yapıyoruz. Demirciliğimizi yapıyoruz. Balta, kazma, keser, satır, hamur satırları, hani köy makarnası dediğimiz satırlar, onları yapıyoruz. Aşı bıçağı, meyveler aşı yaparken kalem aşılarını yaparken o aşı bıçaklarını yapıyoruz. Kapı, mandal, ya demirden olabilecek bir takım şeyleri burada yapıp müşterilerimizin işini görmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 3 tane eleman yetiştirdim fakat şu anda 3'ü de çalışmadı, yapmadılar, merak etmediler bu sanata. Ben isterim ki gençlerimize herkes bir sanat öğrensin. Bu demircilik biraz da peygamber sanatı. Çok güzel bir meslek. Ben elhamdülillah bu hale yaşamımın bu zamana kadar demircilikte geçindim. Yani bir lokma ekmek de yedimse bu sanatımın sayesinde yedim. Demir tavanda dövülür. Hatta bazı zaman oluyor ki demir tam tavlanmış bir müşteri geliyor kapının önünde selam veriyor. Ustam bir bakar mısın diyor bize. O anda demiri bırakıp gelemiyorum çünkü demir tavanda dövülecek. Bir dakika bekler misin işaret yapıyorum. Demiri bir şekillendirip dövüp ondan sonra müşterime ilgileniyorum. Bizim çıraklık dönemimizde 72-75 seneler arasında, 71-75 seneler aralarında zaten o zaman kılık kıyafetimiz de yoktu. Öyle bir çıraklık elbisesi veyahut kalfalık öyle bir kıyafetimiz yoktu. Yokluk vardı zaten. Öyle kıyafetler normal sıradan bir şey giyiyorduk. Demirleri Bursa'dan toptan alıyorum.
tabaka halinde alıyorum. Ne şekil bir tarım aleti yapacaksam ona göre kesiyorum okşenle. Onları şekillendirerek ve hale getiriyorum. Sabahleyin kalkarım. Besmeleyle dükkanımı açarım. İşime başlarım. Ocağımı önce yakarım. Orada demirlerimi ne yapacaksam, kazma, balta, bunun yanında tarım aleti olarak ne yapacaksam, ocakta tavlarım. Çekişle şekillendiririm. Kaynak olması gereken yerle kaynak yaparım. İnceltirim tam bileme şekillendikten sonra şurada su yalağında suyunu veririm. Tabii onun da bir sırrı vardır, meslek sırrı. Bazıları bakar burada, müşterim gelir. Ya ustam bunu nasıl anlıyorsun? O da derim bende kalsın, meslek sırrı. Eğer ki o suyu düzgün vermezsen o kazım şeye, baltaya, normalde kesim yapmaz. Döner, kırılır. Onun su ayarını denk getirip ona güzel su vermek gerekiyor. Çıraklık hayatımda bir hadise yaşadım. Bir hata yaptım. Ustam bana bir tokat attı. O gün de dükkanda bir müşterimiz bu duruma şahit oldu. Biraz sonra babam rahmetli oradan yoldan geçerken ya Ali amca bak hele falan dedi. Babama seslendi. Bir bakar mısın dedi. Babam geldi yanımıza, dükkana geldi. Ya dedi burada dedi, usta dedi senin oğlanı Necip ya. Adım Necip. Necip'e 4 tokat attı. Ben olsam burada çalışmam dedi. Ya olmaz falan dedi. Ustam da dedi ki o şahsa, o da öldü Allah rahmet eylesin. Bir gün gelecek dedi. Bugün tokat attığım çocuğun eline siz muhtaç kalıp ve işlerini yaptıracaksınız dedi. Hiç unutmuyorum. Yıllar sonra tabii biz usta olduk, bu sanata başladık. O şahsın çok işlerini yaptım. Traktörünün tamir işlerini, ufak tefek pulluktur, kazmadır. Yıllarca geldi gitti. Ama tabii ki adama söyleyemedim. Bu şekil bir hayat dönemi oldu. Bu şekil bir usta bana tokat attı, sen böyle demiştin diye. Belki beni caydırmak istedi. Hani bıraksın bu sanatı gibi bir yerden. Ama Allah'a şükür ben azimliydim. Devam ettim bu sanata. Ve babam rahmetli de bana o kadar güvendi ki 15 yaşında bir çocuğa dükkan açtı. Her türlü malzememi yaptı, hazırladı. Oğlum geç çalıştır burayı dedi. Abilerim de Allah razı olsun bana destek verdi. O gün bugün bu sanatı devam ettirip yapıyorum. Bir dilim ekmek yiyorsam bu mesleğimi sayesinde yiyorum. Allah'ım şükürler olsun. Bu sanatı bana alıştıran ustalarımdan Allah mekanlarını cennet etsin.